Efendim Haftaya Bakış programından yeniden merhaba. Ramazan'ın bu üçüncü haftasına girerken inşallah Ahmet abimizle haftaya olan bakışımızı sürdüreceğiz. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar merhaba. Eyvallah. Nasıl geçiyor abi Ramazan? Biraz sıcak geçiyor. Değil mi? Evet. Özellikle ya 40 bu derece falan dediler. 40-41 derece falan dediler. Evet. Bugün biraz daha yükseldi galiba. Yarın falan da yükselecek. Aşağı yukarı Arabistan sıcaklığı böyle. Evet. Ben bir haberde okumuştum sanırım. İstanbul Üniversitesi kaynaklıydı. Yarı tropik iklime girdiğimizden bahsediyordu. Hı hı. Özellikle bu Ramazan ayına bunda denk gelmesi bizim için ayrı bir imtihan. Oruç tutan kardeşlerimize Allah sabır versin. Amin. İnşallah. Kolaylıklar versin. Evet. Hakikaten ben bu yazda ikinci oruç Ramazan'ım ben. Daha evvel tabii. Bu 36 senede bir gelir biliyorsunuz. Veyahut da 32 miydi? 36 galiba. 36 senede bir tekrar eder, döner. Bu ikinci yazısında. O zaman ben Ankara'da şehirli değil, Yozgat'ta köylüydüm. Tarlada tırpan biçiyorduk biz. Biz de kışın gelmesini 36 yıl beklemeyiz değil mi? Takvim böyle, bekleyeceksin. Ramazan demişken aslında bu geçen haftalarda verdiğiniz tarifler vardı. Ramazan'a ilişkin notlarımız vardı. Onlara Umuço şöyle, ve Tuço çorbaları vardı. Bir de süt ayranımız var. Değinelim. Aslında şiddetle tavsiye edilecek, uygulanabilecek tarifler. Bu biz hoşnut var mı diye soruyorsun. Biz hoşnut kaldık. Bizi dinleyenler de hoşnut kaldı. Tahmin ederim evet. Yani bana da arkadaşlardan ulaşan sinyaller öyle. Sevmişler çorbaları. Acılı çünkü. Efendim. Sıcak sıcak içiliyor. Evet. Efendim. Un çorbası, çorbayı unlu yapmak Yozgatlılara has bir şey. Anladım. Ancak bu hafta vereceğimiz çorba unsuz bir çorba. Ve daha çok da bekar öğrenciler, bekar evinde tek başına kalan insanlar, kolay çorba yapmak isteyenler, vakti olmayanlar için hakikaten harika bir çorba. Herkes yapabilir. Adı süt çorbası. Yağ da istemiyor, tuz da istemiyor, şeker de istemiyor. Zaten sütün içinde hepsi var. Yapılışı kolay. Süt tek başına bir sofra yemeği olmaz. Yani bugün öğleye gelin süt içelim yahut da bu süt yiyelim yahut da sabahleyin süt yiyelim filan yok. Süt içelim yok. Ama bunu çorba yaparsanız o bir öğünü savabilir. Bunun için adı süt çorbası. Yapılışı kolay. Efendim sütü ısıtıyorsunuz, kaynatıyorsunuz. İçine bir koşan bulgur koyuyorsunuz. Bir taşın daha kaynıyor. Ondan sonra indirip içiyorsunuz. Bu kadar kolay. Yağı yok. Evet. Tuzu yok. Şekeri yok. Hiçbir şey yok. Malzemeleri sayalım isterseniz. Süt. Abi. Ya biraz uzunca malzeme. Süt filan gibi upuzun. Biraz da bulgur var. Bu kadar. Biraz da gaz ocağı filan. Evet, biraz ateş vesaire. Bunu öğrencilere, özellikle öğrencilere tavsiye ediyoruz. Hakikaten besleyici, güzel, hoş bir çorba. Doyurucu da. Efendim, iftarda da sofranın birinci menünün birinci sırasındaki içecek olarak efendim yer tutar diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftanın çorbasını da şimdiden kararlaştırdık. Ancak önümüzdeki hafta farklı bir şey vereceğim. Çorba değil, bir yoğurt tarifi vereceğim. Bu yoğurt tarifiyle yoğurt piyasasını sarsacağız. Böyle bir sine güzel bir yoğurt tarifi. Dedikten sonra efendim çorba köşemiz bu kadar. Ramazan süresince çorba ve yiyecek üzerine birkaç dakikalık bir köşemiz aslında var. Biz bunu tabii konuşurken bir taraftan Ramazan'ın faziletleri üzerine de belki benim özellikle haddim olmasa da burada sizin de aracınızla değinmiş oluyoruz. Geçen hafta ihlastan bahsetmiştiniz. İhlas beraberinde aslında ibadeti de getiriyor abi. Mutlaka. Ramazan'da nafile olan bazı ibadetler var. Evet. Özellikle sizde de ben gördüğüm için biraz sormak istiyorum. Bunun uygulamasını. Şimdi tabii nafile ibadetler efendim kişinin kendine bırakılmış ibadet çeşidi. Nafile namazlar var. Nafile oruçlar, oruç da tutabilirsiniz. Yani farz sünnet olmayan, efendim, vacip olmayan ibadetlerin adıdır nafile. Nafilenin sözlük anlamı boş yere gibidir. Ancak dini anlamı öyle değildir. Dolu doludur.
dolu dolu bir anlamı vardır. Nafile namazların adı konmuştur, bellidir nafile namazlar. Biliyorsunuz namaz zamanı, Rabbimizin zamanı süslemesi şeklinde karşımızda duruyor. Ve bunun da ölçüsü öğlen, ikindi, akşam aralığı kadar. Yani öğlenle akşam arasına bir tane koymak şeklinde. Mesela sabahla öğlen arasında yok. Efendim, öğlen akşamla yatsı arasında yok. Yatsıyla sabah arasında yok. Ancak öğlen akşam arasında bir ikindi namazı koymuş Rabbimiz. Dolayısıyla namazı azami ne kadar uzatacağı yahut da ne kadar sürede bir namaz kılıp kozmik alemlerle ilişki kuracağımızın ölçüsü budur. Öğlen ikindi, ikindi akşam arası. Buradan yola çıkarak diğer nafile namazları şöyle serpiştiriyoruz. Zamanı süsleyeceğiz, zamanımızın tamamını. Sabahla öğlen arası biraz gergin olduğu için oraya iki tane namaz koymuş Rabbimiz. Birisi işrak namazı, birisi de duha namazı, kuşluk namazı. Bizim ülkemizde kuşluk namazı bilinir zaten. Adı duhadır. Duha olarak da bilinir. Akşamla yatsı arasında bir evvabin namazı vardır. Yatsıyla sabah namazı arasında aslında iki namaz vardır. Ancak biz bu namazın birini vacip şeklinde yatsıyla birleştirerek kılarız. Bitir. Aslında onu da ayırmak da yarar var. Geciktirmekte yarar var. Çünkü aradaki zaman epey fazladır. Bir de sabah namazına yakın konulan teheccüd namazı. Önemli bir namazdır. Buradan başlayarak, işraktan başlayarak bu nafile namazları bir tarif edelim. İşrak namazı güneşin doğduğundan 45 dakika sonra başlıyor. Zamanı en dar, vakti en dar nafile namazdır. 20 dakikada kılınması gerekiyor. Yani 45 dakika, güneş doğdu, 45 dakika beklediniz, 20 dakika içerisinde işrak namazını kılacaksınız. Karşılığı çok büyük. Rabbimiz bir nafile hac sevabı veriyor kılanlara. Yani hakikaten bu büyük. Vakitle alakalı Anadolu'da bir tabir de veya rivayet de dolaşıyor benim hatırladığım kadarıyla. Büyüklerimiz camlarını, kapılarını açarlarmış ki rızık getiren melekler dolsun gerisi diye. Dolsun gerisi zaten aydınlık diye. Namazıdır arada. Dolayısıyla aydınlık anında camların, kapıların, pencerelerin bereketin girmesi açısından bir de şöyle derler biliyor musun? Özellikle şehirlerde evinizin havasını gündüz temizlemeyin. Gece sabaha karşı temizleyin. Çünkü oksijenin en bol olduğu zamandır o. İşte oradaki bereket biraz da oksijen bereketidir. Efendim, sabaha karşı, güneş doğma esnasında kapı pencere açılırsa şehir havasının en bol oksijeni alınmış olur içeri. Duha namazı, işrak namazının hemen arkasından başlayan vakitte öğlen namazına 45 dakika kala kerahat vakti girinceye kadar kılınır. Çok önemli bir namazdır. Şöyle ki bu namaz sadakayı karşılar. Yani Rabbimiz bizden Peygamberimiz aracılığıyla diyor ki sadaka veriniz. Sadakayı da bir ölçü olarak vücudunuzdaki her eklem sayısı, mafsal sayısı kadar veriniz. Yani vücudun o günkü garantisi olarak, emniyet olarak bunu tavsiye ediyor. Sadaka veriniz demeyelim. Sadaka yapınız diyelim. Çünkü vermek, sadaka sadece vermek değil. Komşunuza selam vermek, yolda birine güler yüz, bunlar da sadaka. Efendim bir taşı kenara koymak filan. Bütün bunlar mafsal sayısı 360 olduğu için 360 kere sadaka vereceksiniz. Sadaka yapacaksınız. Bu çok zor. Ancak Rabbimiz bir kolaylık tanıyor bize. Diyor ki bir duha namazı kılın, 360'ı sileyim. Dolayısıyla her sabah kalktığımızda sabahla öğlen arasında en azından Ramazan ayı içerisinde iki rekatlık bir duha namazı, kuşluk namazı kılarsak günlük sadakamızı vermiş oluruz. O gün her türlü kazadan, beladan emin oluruz. Kaza bela gelmez mi üstümüze? Kader de varsa gelir. Ancak öteki dünyaya intikalimizde efendim, vücudunun sadakasını vermiş bir cenaze olarak gideriz. O tarafta karşılanmamız güler yüzle olur, bayram sevinciyle olur inşallah diyoruz. Bir de evvabin namazı var, akşam namazından sonra. O namazların günün mührüdür. Efendim çok önemli bir namazdır. 6 rekat,
4 rekat, 2 rekat diyenler var. Genel itibariyle nafile namazlar 2 rekat olarak kılınıyorlar. Evvabin namazı da 2 rekat kılınır. Zaten kimi alimler akşamın sünneti 2 rekat, 2 rekat da evvabin eder 4 diyorlar. Hemen arkasından bir süre ara verip, bizde gelenek öyle değil ama ara vermekte yarar var kanaatindeyim. Yatsıdan bir süre sonra vacip olan vitir namazı kılınırsa zaman süslemesi tamam olmuş olur. Ancak gece namazını asla ihmal etmemek gerekiyor. Yalnız televizyonculuk yapıyoruz da televizyon aleyhinde konuşsak bizi işten atarlar mı bilmiyorum. Bu televizyonlar insanoğlunun yahut da Türk ailesinin hayatını mahvetti kardeşim. Yani diziydi, haberdi, bilmem neydi. İnsanlar gece çocuklar dahil 11'e kadar, 12'ye kadar televizyon başında mıhlanıyoruz. Ondan sonra insanlar ne yapsın? Sabah erkenden işe gidecekler, uyusunlar mı? Yoksa aile hayatlarını mı devam ettirsinler? Düşünüyorum. Ve bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Ve ben de kalkmışım diyorum ki ya arkadaşlar bir de gece saat 1.30-2'de kalkın da bir de teheccüd namazı kılın. Zira Rabbimiz buna çok önem veriyor. Zaten Ramazan'da da bu biraz daha kolay. Ramazan'da zaten sahura kalkmak biraz da bu manada Peygamberimiz tavsiye ediyor. Kalkın bir su için diyor. Aslında mesele su içmekte değil. Kalkın teheccüd namazını kılın diyor. Demiyor. Teheccüd vakti kalkın düşünün diyor her şeyden önce. Zira dinsel manada düşünmenin en uygun zamanı beynin bütün kapılarının kozmik aleme açıldığı, efendim enerjinin sıfırlandığı, güneşin dünyanın tam arkasına en uzak yere kaçtığı, dolayısıyla güneşin nükleik enerjisinin de çok uzaklarda olduğu, efendim bununla birlikte her insanın beyni de bir enerji yayar, bir şey alanı vardır, aura alanı vardır. Onların da kapandığı, radyonun, televizyonun kapandığı, ışığın kapandığı, yani sıfır enerji bir zaman diliminde düşünmek, Allah'ı düşünmek. Hatta şöyle diyeyim ben, öğrenciler gündüz çözemediğiniz problemleri yatın, uyuyun, gece saat 2'de saatinizi kurun, kalkın, o problemi zaten çözmüş olur. Zaten üniversite öğrencileri bunu daha çok uyguluyor yani. Onlar için kolay. Namazlarla ilgili söyleyeceğimiz budur. Bir kutsi hadisten bahsedelim. Yüce Rahman peygamberimizin lisanıyla bana nafile ibadetlerle yaklaşınız diyor. Dolayısıyla farz namazlarla biz borçlarımızı öderken onların hesabını melekler yapıyor. Ancak bizi Tanrı'ya yaklaştıracak, Yaratan'a, Rahman'a yaklaştıracak olan biraz evvel saydığımız işrak, dua, evvabin, teheccüd, vitir ve vacip gibi algılanır. Bu namazları kılarak insanlar özellikle Ramazan ayında mutlaka Rabbimize yaklaşmak durumundayız. Çünkü her yapılan işin karşılığı bire bindir. İnşallah. Ortalama bire ondur biliyorsunuz. Yani günah bire bir yazılır, sevap bire on yazılır. Diğer aylarda efendim 3 aylar içinde bire 100, bire şu kadar, Ramazan'da da bire 1000 yazılır. Yani en ufak bir şeyiniz 1000 katıyla size döner, bize döner. Bunu şiddetle, hararetle tavsiye ediyoruz bir haber programında ona göre. İnşallah. Evet, böylece şimdi... benim Ramazan köşesinde söyleyeceğim bu kadar. Şimdi biraz da haftaya bakalım. Köşemize şimdi Oktay orada diyor ki ya abi haftaya bak haftaya diyor. Sesi duymuyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım, bizi seyredenler, bizim programımız bir bütün program. Yani kameracılarımız dahil programımıza, onlarla konuşuyoruz, onlarla atışıyoruz, yönetmenimiz dahil. Yani şu meydanda gördüğünüz herkes programın ortağı. Onun için yeni gelen Onur kardeşe de sık sık kameracı değiştiriyoruz biz. Hoş geldin diyoruz. Onurcuğum hoş geldin. Safalar getirdin. Bundan sonra birlikteyiz inşallah. Devam ediyoruz haftaya bakmaya. Evet. Abi bu haftanın en önemli konusu İsrail'in Gazze'ye saldırması. Evet. Dün itibariyle yedekteki 20 bin askeri de sınıra yığdılar. Zaten Filistin'in hepsi topu ne kadarlık bilmiyorum da 20 bin askerin de artık yığılması, bütün tünellerin bombalanması artık İsrail'in ne derece bir terörist olduğunu
onaylar mahiyette. Evet. Yani benim İsrail denince hep aklıma nedense Fil suresi gelir. Yani bugünlerde de dönen bir mesaj var zaten. Tebbet yeda Ebu Leheb'in diye başlayan. Şimdi yok, Fil suresinde hani elem tere keyfe feala döneminde. Bu surede, surenin en son ayetinde kurtların kuru yaprakları yiyip de dağıldığı gibi dağılacaksınız diyor. Yani onların fillerinin üzerine, Ebre'nin fillerinin üzerine evabil kuşları geldiğinde bir mesaj dolaşıyor ortalıkta. O evabil kuşları şimdi bizi görseydi herhalde İsrail değil bizi taşlarlardı filan gibi bir mesaj dolaşıyor ama hani buna ne kadar katılırız katılmayız çok da önemli değil aslında. Ama ve lakin benim aklıma hep o sure gelir İsrail denince. Ne diyelim yani elleri kurusun. Ancak İsrail'in özellikle bu sırada yani IŞİD'in Irak ve Suriye'yi kavurduğu, Suriye zaten kendi başına kavruluyordu da kavurduğu sırada bir Kürdistan devleti kurulduğunda destekleyeceğini belirten İsrail bu sırada vay 3 tane gencim öldürüldü de her gün Hamas füze yolluyor da bu Hamas'ın yolladığı füzeler de kimi vuruyor ben onda çok çözmüş değilim. Herhalde öyle olsaydı bizim de Suriye'den buraya düşen havan topları yüzünden sürekli Suriye'ye girmemiz lazımdı. Hı hı. Ama biz bir türlü her gün Tayyip Erdoğan savaş istiyor denmesine rağmen nedense bundan geri duruldu. Evet. Ama İsrail böyle bir durumla dünyayı yine karşı karşıya bıraktı. Sanırım 3. intifada da gelecek. Hı hı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz abi? Ben belki çok uzun konuştum ama... Yok estağfurullah. Ben şimdi karşıdaki saate bakıyorum. O saati bize hediye eden Irmak Derneği'ne de teşekkür edelim. Onların bize hediyesi oldu. Biraz evvel kurduk saati. Orada vaktimiz dolmuş görünüyor. Sanırım geç başlamamızdan dolayı biraz arkadaşlar sarkıtacaklar. Ha uzatacağız tamam. Evet. Yani şimdi bir işaret gelirse ona göre. Evet. Şimdi biliyorsunuz Filistin iki bölüm. Evet. Bir İsrail'in içindeki parça Eriha vesaire evet. Oradaki birkaç bir miktar kasabadan oluşan evet. Ve El Fetih'in Faysal'ın partisinin egemen evet. Olduğu daha çok laik yahut da dünyevi Filistinlilerin bulunduğu bölge. Bir de şerit var. Şeritle asıl Filistin arasında epey bir mesafe var. Bu Mısır'la İsrail arasında Akdeniz kıyısında gerçekten bir şerit. 5 kilometre eninde 50 kilometre uzununda bir şerit. Orada yiyecek içecek hiçbir şey yok. Hurma bahçeleri dahil. Belki balıkçılık yapma ihtimali var, imkanı var. Onun dışında bir şey yok. O bölgede o bölgenin insanı kuzeyden İsrail'e gidiyorlar. İsrail inşaatlarında çalışıyorlar. Güneyden Sina Yarımadası'na deldikleri çeşitli tünellerle uzunlukları 500 metreyi, 1 metreyi, 1000 metreyi bulan tünellerden kaçakçılık falan yaparak böyle hayatlarını idame ettiriyorlardı. Orada bir İslami uyanış gerçekleşti birkaç yıl evvelinden. Hamas diye bir parti ortaya çıktı. O bölgenin partisi Hamas oldu. Diğer Filistin'in partisi de El Fetih oldu. Evet. Yaptıkları en son seçimde son seçimin bir öncesinde evet. Galiba. Hamas orada birinci parti çıktı. Hükümeti evet. Kurması gerekiyordu. Ancak bundan Amerikalıların ve İsraillerin tüyleri diken diken oldu. Hamas'ı o günden beri hükümeti de kurdurmadılar zaten. Evet. Hatta Hamas buna çok bozuldu. Hamas evet. Geçen sene orada bir Gazze devleti bile evet. ilan etme noktasına geldi. Evet. Asıl Filistin'den ayrılma noktasına gelmişti. Ve Gazze şeridinde o günden beri Hamas ve Hamas'ın sempatizanları var. Ve bunlar kökten dincidir filan diye İsrail evet. Orayla fiili manada savaş halinde evet. Aslında yarı vatandaşıdır onlar. Giderler, sabahları geçer, İsrail inşaatlarında çalışır,
geri dönerler memlekete. İsrail buna fırsat tanıyor. Kötü işlerini, pis işlerini onlara yaptırıyordu. Zaten şimdi, bütün insanlar onların köleleri oldu. Gibi. Efendim, şimdi o herhalde o kapılar da kapandı. Artık yiyecek de bulmakta zorlanıyorlar. Onun için Türkiye'den Mavi Marmara gemisi kalktı. Evet. Ancak onun da sonunda 9 tane şehit 10 oldu. Tekrar bizim üzerimize gönderildi Mavi Marmara. Evet. Aslında Mavi Marmara bir Türk, her ne kadar vapurun adı, geminin adı Türkçe ise de Türkiye'den kiralanmışsa da uluslararası bir organizasyondu. 36 ülkede. Evet. Efendim. Buna rağmen Türkiye orayı sahiplendi. Türkiye'nin dışındaki diğer ülkeler, İtalyan vatandaşları falan da vardı. Evet. Yunanistan vatandaşları. Evet. Pek sahiplenmediler. Yani yeterince sahiplenmediler. Aslında İngiltere'de de özellikle bu konu benimsendi. Hatta Mavi Marmara müştekileri arasında İngiliz vatandaşları da çok yalnız durum ortada. Yani en son Interpol tarafından aranıp Mavi Marmara baskınını düzenleten Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, SAT Komandoları Komutanı yargılanması noktasında Türkiye İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı. Çok şükür çıktı. Elhamdülillah. Yeni bir seferden söz ediliyordu ama şimdilik görünürde yok herhalde. Evet, bakalım sonrasında ne olacak? Şimdi bu Türkiye'de solcuların ve sağcıların üzerinde anlaştığı tek davadır Filistin davası. Evet. Bir zamanlar biliyorsunuz 70-80'li yıllarda siz küçüktünüz. Solcular onlarla çok alakadardı. Evet, daha sonra efendim İslamcılar şimdi onlarla. Bununla birlikte solcular da arayı bozmuş değil. Türkiye'nin hakikaten üzerinde anlaştığı yegane uluslararası meselelerden biridir Filistin meselesi. Filistin bugünlerde Filistin üzerine İsrail'in yoğunlaşmasının sebebi Orta Doğu'yu herhalde onların anlayışına göre biliyorsunuz ben senin dergide 3 hafta evvel 3. Dünya Savaşı başladı diye bir yazı yazmıştım. Hala iddiamız o 3. Dünya Savaşı başladı. Ancak 3. Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra 100 sene evvel Türkiye'ye sıçramıştı. Henüz sıçramadı. Galiba cepheyi büyütmek istiyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim Irak cephemiz vardı, Filistin cephemiz vardı, efendim Yemen cephemiz vardı, bir de Kanal cephesi vardı. Irak cephesi açıldı. İşte İsrail Filistin cephesini açmış oldu. Geçen hafta konuştuk. Yemen'de zaten cephe Husiler. Efendim oradaki Zeydi çoğunluk diyelim, azınlık diyemeyeceğiz artık onlara. Neredeyse nüfusun %80'i. Onlar da Arabistan üzerinde bir kısım Şii bölgesinde de hak iddia ediyorlar. Necran bölgesinde. Orada da bir cephe açıldı. Yalnızca Kanal cephesi kaldı. Mısır. Orada zaten cephe açık. Sisi açmış cepheyi. Şimdi Orta Doğu yanıyor. Ancak Osmanlı'nın merkez bakiyesinde henüz bir beklenen sonuç elde edilemedi. Gezliği, yolsuzluk, 30 Mart seçimleri falan gibi muharebeler diyorum ben onlara. Onların neticesinde bir sonuca ulaşamadılar. Şimdi önümüzde bir ay sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimi sebebiyle uluslararası meselelerle çok alakadar değil, içine büzüştü. Efendim herkes kendi derdinde şu anda, partiler ve partilerin çıkarttığı adaylar. Dolayısıyla partililer, parti sempatizanları, oy vericiler Türkiye'nin kendi meseleleriyle ilgileniyorlar. İsrail bundan da istifade ederek efendim orada bir Filistin cephesi açtı. Filistin cephesini zaten İsrail her Ramazan'da açar. Efendim bu bir nevi Müslümanların mistik duygularının, efendim dinse hassasiyetlerinin en yüksek olduğu zamanda onlara bir meydan okuma şeklinde şeyleri efendim kendilerine olan güvenleri kırılsın. Efendim kompleks olursun diye. Bush da Saddam'ın idamında gerçekleştirmişti. Evet. Bayram arifesi. Yani böyle bir işe denk getiriyorlar. Yani bir yerde bir yangın varken bir yangında İsrail oradan başlatıyor. Fakat bu hakikaten bu sene en şiddetlisi oldu. Çocuklara indirildi. O iki İsrailli genç delikanlı öldürüldü. Üzüldük. O da bir zulümdür. Yüzü açtı zaten kaç günlük. Evet, ölü yüzü açtı. 500 tona yaklaşık 400 ton civarında. Her 5 dakikada bir bomba atıyorlarmış zaten. 500 ton civarında bomba. Nokta vuruşlar yapıyorlar. Yani Filistin yahut da Hamas liderlerini tek tek avlamak istiyorlar. En önemlisi de
O iki İsrailli çocuğa onlara üzüntümüzü tekrar tekrar dile getirdikten sonra o diyelim diyoruz ki ona karşı misilleme olmak üzere bir Filistinli delikanlı ki o da Amerikan vatandaşı yahut da Amerikan vatandaşı olan bir ailenin akrabası. Evet. Efendim onu kaçırdılar ve onun ölümü çok feci oldu. Benzin içirerek havaya uçurdular çocuğu. Yani son zamanlarda biliyorsun Türkiye'de de böyle çocuk cinayetleri falan çoğaldı. Sanki dünyada böyle çocuklara dönük bir tavır gelişiyor. İnsanlık artık masumiyetin tamamen tükendiği. Evet, kadınları ve çocukları böyle bir şey yok. Hiçbir din, efendim, hiçbir zalim hatta çocuklar ve kadınlar hususunda böyle saldırgan olmadı. Cengiz dahil. Efendim. Ama ilk defa dünyada böyle bir çocuğa ve kadına dönük şiddet bizim ülkemiz dahil. Evet. Efendim, İsrail onu benzin içirerek havaya uçurma noktasına getirmiş. Hakikaten dediğiniz gibi insani masumiyetin yerlere yattığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu gayretullah'a dokunur. Dokunmaz. Bu hiç hoş değil. Savaş askerler arasında. Ya savaş bizatihi militarist bir eylemdir. Evet. Ve üniformalılar arasında gerçi. Ekinlere dokunmayınız. Efendiler. Evet. Efendim kadınlara dokunmayınız. Çocuklara dokunmayınız. Evet. Kimin şiiriydi o Oktay'cığım? Yani çocuklara dokunmayınız efendiler. Sen bilirsin bu şiiri. Nazım'ın şiiri. Güzel bir şiirdir. Ezberimde olsa okurdum. Evet. Maalesef. Abi sanırım bir ara vereceğiz. O aradan sonra İsrail'i konuşmak aslında istemiyorum insanın gönlüne. Evet, İsrail'i konuşmak. Yani, hakikaten bu çocuğu benzin içirip havaya uçurmak orucumu bozacak benim yahu. Değil mi? Evet, orucumu yani, bozacak. Bunda sinir katsayımız. Hakikaten çok kötü. Çokça yükseliyor. Efendim az sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Efendim yeniden merhaba. Haftaya bakış programından merhabalarımızı ilettikten sonra kalan bölümümüzde Ahmet abimizle gündeme bakmaya devam edeceğiz. İsrail denince insanın aklına maalesef öfke dolu sözlerden başka bir şey gelmiyor. Çok fazla konuşmak istemiyor bu konuyu. Özellikle bu mübarek günlerde. O yüzden biz kendi gündemimize yine devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu 3 gün içerisinde peş peşe Cumhurbaşkanlığı adaylarımızın yaptığı bazı etkinlikler oldu. Bunları bir tür vizyon belgesi namıyla lanse ettirdi AK Parti. Ve bu vizyon belgesini dün Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı Haliç Kongre Merkezi'nde. Ondan önceki gün Ekmelettin İhsanoğlu ekmek için Ekmelettin sloganıyla yürürlüğe koydukları bir programın tanıtımını gerçekleştirdi. Aynı gün HDP eş başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da bir takım ziyaretleri oldu. Abi bu Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde evet, özellikle Ekmelettin İhsanoğlu'nun bazı gafları mı diyelim veyahut da belki de yıllardır Mısır'da kalmanın verdiği bir Türkiye'yi sıkıntı tanımıyor yani bir kere olsa gerek. Konuşmada belki sıkıntı yani çok fazla dil biliyorsunuz. Düşünsenize ama yani değil mi? Yani maalesef yani hitabeti çok güçlü değil. Değil mi? Evet. Bu İsrail-Filistin meselesinde de biz tarafsız kalalım. Daha sonra bunu hani özü kabahatinden beter gibi bir durumla öyle söylemedim filan dedi. Evet, biz ben öyle söylemedim. Biz iki Arap arasına girmeyelim gibi bir laf sarf etti. İki Arap yok ama orada. Yani iki Arap yok orada. Sami kardeşliği ama evet, Sami ırkı. Evet. Efendim, belki yani, ona mı işaret etti acaba? Belki de. Evet. Sloganı çok konuşuldu. İşte ekmek için Ekmelettin, Kürt böreği için Selahattin falan filan diyenler oldu. Onu duymuştum ya. Yani ister istemez. Güzel olmuş ama. Bu tip şeyler konuşuldu ama yani tabii ekmek için Ekmelettin'de bolluğu ekmek için, diriliği ekmek için
gibi kullanılan sloganlar var ama yani ekinden mi bahsediyor? Değil mi? Yoksa... Çünkü Türkiye haritasında başaklar var onun logosunda da. Ama bir taraftan hani siyasi olmayacak bu makam derken bir taraftan tipik CHP mantığıyla ekmek, aş, ya geçenlerde iş, de yoldan falan bahsediyordu. Evet. Yani biz yola mola karışmayız. Abi, yola karışmayız falan. Yani diyor. Ekmek için diye başladığınızda söze maalesef bu işe girmiş oluyorsunuz artık. Evet, Allah hatta Allah bazı Allah. Yorumculardan Ekmelettin Hoca daha çok soru cevaba girse de 1,5 saatlik konuşma yapmasa filan diyenler oldu. Evet, yani bir doldurmakta zorlanıyor evet. Maalesef. Evet. Tabii karşısında Hatipli ile ünlü bir adam var. Adam var evet. Evet. İyi de şiir okuyor üstelik. Tabii. Efendim, sesi de dolgun. Değil mi? Şimdi hitabette bu önemli biliyorsunuz. Yani sesin Davudi olması konuşmanın içeriği zayıf da olsa kitleleri etkileme açısından önemli bir unsur. Ekmelettin Bey de bu biraz zayıf geliyor. Evet. Efendim aslında background'u güçlü bu büyük bir hoca, üstelik uluslararası birkaç dil biliyor. Evet. Efendim uluslararası ilişkilerde bir uluslararası teşkilatın İİT'nin başkanlığını 5 yıl mı 9 yıl mı? 5 yıl yapmış. Hakikaten arka planı çok dolgun bir ağabey. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığında biraz zayıf kaldı. Demek ki Cumhurbaşkanlığına aday olmasa daha iyiydi. Yine bir yerlerden, uluslararası bir başka kanaldan onun için bir makam açılırdı. Yani niye niye böyle acele etti bilmiyorum. Aslında sizin yazınızı bizim dergimizle buradan lanse ederdim de derginin reklamı olmasın. Yok olsun canım, iyi olacak ya. Yani gelecek sayımızdan. Haber Ajansı genel yayın yönetmeni. Gelecek sayıdan ölmüyor mu peki? O tabii kanalımızın takdiri, ben yine de girmeyeyim. Yok, yine dergiden bahsedebiliriz neticede. Orada yani bizim yazılarımızdan bahsediyoruz. Gelecek ay olmadı Abdülkadir Beyler bir tarafeyin bölgesi yapar. Ahmet Yozgat'ın, Serhat Bıçak'ın yazısı gibi böyle. Aslında o, evet yani o, yani Kanal 5'in makalesi falan diye yapmak lazım. Devam edeyim abi. Devam. Bu süreçte yine... çözüm paketi konuşuldu bu haftalık süreçte. Hı hı. Çözüm paketi konuşuldu. Geçti. Sanırım 150'ye 160'a ulaştı torbadaki yasalar. Kaçla başlamıştı? 40 ile başladı. 40'tı. 160'a ulaştı. Torba doldu yani. Evet. Hayli doldu. Komisyondan geçti. Neredeyse yasalaştı diyebiliriz. Büyük ihtimalle bu olacak. Yalnız PKK hala çocuk kaçırmaya devam ediyor. Biz çocuk diyoruz da onlar gerçek... Ya biraz evvel de çocuktan, Filistinli çocuklardan bahsettik. Bak bununla o bağlantılı oldu. Hakikaten neredeyse Erzurum'da mı kaçırdı? Bir iki tane çocuk. Evet, Erzurum'da... Kaçırdı. Üstelik bunlardan biri bir Gazi'nin kardeşi miydi? Gazi'nin neydi? Kardeşi, bir de... Güneydoğu Gazi'sinin. Köy korucusu. Kaçırıldı. Hakkari'de galiba evet, o. Evet. Yani... Bakalım. Halbuki bir iki hafta evvel artık bu kaçırma işlemlerini durduracağız. Çünkü 16... Kandil de boşaltmaya başladı. Evet, Kandil boşalıyor. 16 yaşından küçük. Bir örtülü haftan söz edebiliriz. Türkiye onlara çok büyük bir şey açtı. Yelpaze açtı. Yani suça burada, ulaşmamış. Burada ben belki bedelli askerliği bile konuşabilirim. Neden? Çünkü bu dediğiniz örtülü af paketinde onların askerliğinin dahi düşmesi söz konusu. Bedelli askerlik bekleyen neredeyse 1 milyon kişi var. Hı hı. Bu 1 milyonun belki 3'er kişiden aileleriyle hesaplasak 3 milyon kişi bunu bekliyor. Onlara var da niye bize yok? Evet. Diye bekleyenlerin ya, sesi daha fazla artmaya başladı. Askerliğe dokunmayın. Askerlik başka. Şimdi bu günlerde senin dergi için bir makale kaleme alıyorum. 1 milyonluk ordu şart. Başlık bu. Yani ülkemizde biliyorsunuz asker sayısı total olarak 700 bin civarında, 700-750. Ancak muvazzaf asker sayısı 400-450'dir genel o itibariyle. Ancak bunun 1 milyona çıkartılmasını hararetle ve şiddetle aslında tavsiye ediyor. Aslında profesyonel ordu. Hayır, ben ona katılmıyorum. Yani çekirdek ordu, profesyonel ordu, orduyu küçültelim falan yok abiciğim. Orduyu büyüt, büyük ordun profesyonel olsun. Yani ordu büyüyünce profesyonellik düşüyor mu? Amatör mü oluyor o ordu? Yani ben ona katılmıyorum. Kadar... 1 milyonluk ordu. Anladım. Yeni Türkiye, eski Türkiye arkada kaldı ya.
O zaman yeni Türkiye için buradan biz çağrı yapmış olalım. Yeni Türkiye'nin ordusu 1 milyon asker olmalı. Hem de hepsi profesyonel, maaşlı. Çok iyi i̇şte para almalı. O zaman da profesyonel, yani şu günün modern tabiriyle profesyonel ordudan bahsetmiş. Hala hazırda 20 yaşındaki çocuklarımız maaşı almıyorlar. Ha yok, onlar alıyorlar. Yani. Alıyorlar 50 lira falan. 50 lira. Yani o da maaş ama. Adı maaş diye geçiyor. Öyle yok. Oktay kaç para aldı diye oradan işaret edecek şimdi. 50 lira mı almıştın Oktay? O kadar şey. Sigara şimdi... parası da veriyorlar işte. Üstüne üstlük. Sigara parası vermeyin ama. Yani çoluk çocuk sigara içiyor kardeşim. Bu program çocuk programına döndü. Madem öyle, çocukların sigara içmesini devlet teşvik etmesin askerde. Niçin sigara parası verir? Verme. Çerez parası versin kardeşim. Sarı üzüm parası versin. Sarı üzüm. Tabii kara üzüm parası yani versin. Çekirdekleri de biliyorsun kanı sıvılandırıyor falan. Onun için buna karşıyız. Buradan söylemiş olduk. Evet, devam edelim. Abi meseleyi... İsterseniz bu haftaya bakışı birazcık ben şey yapayım, limon sıkayım. Brezilya 7-1 yenildi abi. Onu konuş işte, ben onu bilmiyorum. Oktay yani, sen biliyorsan oradan işaret ver. Futbolu bilen Onur, biliyor musun? Futboldan anlarsan oradan işaret ver, bak konuşacak mı? Yani, ben konuşamam. Ben cahilim, devam et. Estağfurullah, 7-1 yenildiğini de gördü bu dünya. Demek ki yani... Bir şeyler hakikaten tersine... korkunç bir şey ya. Geç Almanya hep Brezilya diye durdunuz kardeşim. Evet. Aman Brezilya şöyle uçar böyle kaçar filan. Evet. 7-1 deyince ben bile şaşırdım yahu. Yani geç futbolla ilgili hiçbir şeye şaşırmayan adam hakikaten şaşırdım kaldım arkadaş. Almanya'ya yenildi gerçi de. Şimdi Almanya'ya yenilebilir mi diyorsun? Bu maçta ben Brezilya'nın finale çıkmasını istiyordum. Şöyle, ben bütün bu turnuvanın başından sonuna kadar... Zaten Dünya Kupası öyledir hani. Sömürge devletlerle onların sömürgenleri karşı karşıya gelir. Hmm. Ben burada o sömürgenleri... Evet, postmodern bir savaş bu aslında. Evet, öyle yani mi? Ben öyle tutarım hep takımları da. Yani Costa Rica'nın mesela... O zaman ben de tutayım bari. Çeyrek finale gelmesi çok sevindirmişti beni. Burada da Brezilya'yı tutuyordum yani. Almanya'ya karşı. Ama böyle bir hezimet. İlk yarıda yarım saatte 5 gol izleyince... Bu nedir bunun sebebi? Niye böyle oldu? Bu konuda verilecek bir cevabınız var mı? Yani Almanya daha çok istedi. Brezilya'da maalesef ilk 25. dakikadan sonra sorayım el ben, ayağına dolaştı. Almanya'nın oyuncularının kaçı Alman'dı? Bu da aslında güzel bir soru. Var mı? Bilgin var mı? Evet. Kanaatimce çoğu yabancıdır. Yani Alman kazanamaz kardeşim. İran kökenli, zaten Mesut Özil Türk kökenli İlkay. %50'nin üstünde yabancı var mıydı? Var. Onun için kazandı. Değil mi? Evet. Zaten orada da sömürülenler. Aynı şey orada. Belki evet. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim kendi Müslümanlarımızla karşılaşmamız tabii, gibi doğru bir şey. Doğru söylüyorsun. Maalesef. Hemen geçeyim abi ben tamam. Burayı. Ancak futbol güzeldi ya, iyi gidiyordu. Bak ne güzel futbolu da öğreniyorduk bu arada. Devam edelim abicim. Abi İstanbul'da Esenyurt'taki Caferi Camii iki defa üst üste kundaklandı. Muhammedi Camii evet. Evet. İki kere. Evet. Yaktılar değil mi? Mehmet Görmez Başkan oradaydı. Oraya gitti. İncelemelerde tamiratını bulundu. Yeniden yapılmasında evet. Üstlendi devlet. Evet. O bu harika bir tavır. Caferiler. İyi bir jest. Değil mi? Evet, Caferilerden de doğrudan bu bir provokasyondur. Biz buna kesinlikle meyletmeyeceğiz şeklinde bir açıklama geldi. Hı-hı. Her şey yerli yerine cuk oturdu. Yalnız özellikle bu Caferilere yapılan baskının hem de Ramazan'da Sünni Alevi kardeşliğinin pekiştirildiği bir zamanda yapılması çok kuşku uyandırıcı. Yani bir gezi yıldönümü tutmadı. Ardına Caferilere, yani özellikle Caferilere dokunulması, ki geçen seneki gezi döneminde Caferiler çok büyük bir şiddette anti Erdoğancı bir duruş sergilemişlerdi. Belki bütün Caferileri bu konunun içerisine dahil edemeyiz ama Selahattin Özgündüz ve avanesi bunun üzerine çok gitmişti. Hı hı. Bu konuyu biraz yorumlar mısınız?
Şimdi biliyorsunuz Caferiler bizim Türkmen Alevilerden farklı onlar. Evet. Türk Aleviliği eskiden Şah İsmail'den kalan bir isimlendirmeyle Kızılbaşlık. Caferilikten farklı. Evet. Efendim onlar Türkmenleri ayrı tutarak Caferiler üzerine konuşalım. Biliyorsunuz Caferilik 12 imamcılık. İran mezhebi, İran'ın resmi imamiyedir. Efendim İsna Aşeriye diye de geçer. 12 imamcılık diye geçer. Onların mezhebidir. Daha çok Iğdır filan civarında oturan Azeri kardeşlerin daha çok mezhebi olarak biliniyor. Bununla birlikte İstanbul'da da efendim daha çok aşara diye tırnak içinde tarif ettikleri aşure günlerini Türkiye'nin gündemine de o meydan hangi meydandı İstanbul'da bilmem ne meydanında Ok meydanı yok şimdi aklıma gelmiyor orada teatral gösteriler falan yapıyorlar Hazreti şimdi benim de büyük aklıma geldi evet ama, büyük yani, imam Hazreti Hüseyin'in yani. Şehadetini falan evet. orada temsil eden gösteriler falan yapıyorlardı birkaç yıldan beri. Evet. Doğruyu konuşalım. Şimdi aşure daha çok Alevi kardeşlerimizin sahiplendiği bir şey olarak folklorik, dinsel içeriği evet. dolan bir folklorik unsur olarak gündemimizdeydi. Yahut da onların evet. gündemindeydi. Aslında bizim de meselemiz efendim, Muharrem'de 10 oruç Peygamberimizin evet. tavsiye ettiği hatta tuttuğu evet. Hadi buradan söyleyelim benim de tutmaya gayret ettiğim son zamanlarda bir oruç çeşidi İslami açıdan bir nafile oruç çeşidi hatta sünnet de diyebiliriz Hazreti evet. Peygamber tuttuğu için onların rağbet ettiği bir oruçtu ve biz sünniler o konularda biraz kenardan duruyorduk çok bu kenardan duruşun iyi olmadığı son yıllarda ortaya çıktı evet. biz de aşure evet. kaynatıyoruz efendim aşure ziyafetleri yapılıyor. Bununla birlikte Hazreti Büyük İmamı Hüseyin anma evet. toplantıları yapıyor. Hatta geçen evet. Toplantıda ben bir dernekte bu konuyu evet. konuştum. Çağırdılar ve beni diyenlerin tamamı Sünniydi. Evet. Dolayısıyla bu manada Caferilerin bu konudaki şeylerini, faaliyetlerini takdir ediyorum ben. Evet. Muharrem'i, aşureyi evet. gündemimize soktuğu için. Zaten sayıları da çok değil ülkemizde. Evet. Onların camilerinin patlatılıyor olması iki kere, daha evvel de bir cami, Ebu Bekir Camii. Biz evet. camide yine öyle benzeri bir şey olmuştu. Hakikaten buradan şiddetle kınıyoruz herkes gibi. Biz de kınamak durumundayız. Ancak biliyorsunuz bundan evvel birkaç ay evvel Niğde'de Suriye üzerinden evet. gelen birkaç kişinin bir polisi evet. öldürmesi bir kısmı Arnavut falan evet. IŞİD'çilerle bağlantı evet. kurdular falan. Ondan önce yine sınırımızda efendim Reyhanlı'daki 52 kişinin patlattığı evet. birkaç sene evvel. Ondan sonra evet. yine sınırda patlamalar vesaire şu anda aklıma gelmiyor. Bizi dinleyenler biliyor. Suriye muhaberatı burayı karıştırmaya uğraşıyor. Tamam biz deliyiz deliyiz de gidip kardeşlerimizin camiini patlatacak kadar yakacak kadar da deli değiliz. Doğruyu konuşalım. Orada bir Sünni parmağı aramak yanlış olur. Bir Türk parmağı aramak, zaten bir vatandaş parmağı aramak yanlış olur. Sınırdan arkasında kaçak girişler de çok çoğal. Buradan Ankara sokaklarına gelelim. Evet. Ankara sokaklarında Ankara'yı bilenler biliyorlar. Kızılay'dan Tandoğan'a kadar ki caddenin adı büyükçe bir caddedir. Gazi Mustafa Kemal Gemeke evet. Bulvarı diye kısaltılır. Her 5 adım biraz abartayım arkadaş ya. Her 2 adımda bir grup Suriyeli aile. Her kızı, evet. kısra, sümüklü evet. çocukları, yalın ayak evlatlarıyla filan sokaklardalar. Yahu bu nasıl bir şeydir? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Ortalığa saçılmış bu adamlar. Yani orada dileniyorlar. Diyoruz aslında ki aslında kamplarda kalmaları tabii ki onlar devletimiz için daha sıhhatli olacak. Tabii ki devlet bunların için kamplar kurmuş. 1 milyon 200 bin kişiye yemek veren devlet, onlara sıcak su veren, sıcak yatak veren, sıcak mekan veren devlet, Ankara sokaklarındaki 300-500 tane Suriyeli aileye mi bakamıyor? Eğer bakamıyorsa toplasın her şeyden önce. Toplayın götürün kamplara doldurun. 15 gün evvel bir toplatılardı. Fakat hemen çekirge sürüsü gibi tekrar doldu. Dün geldim. Ortalık yine dolu. Devlet bunları burada durdurmasın, götürsün, toplasın. Eğer devletin bu manada bütçesi daralmışsa her cuma günü camide bu duyurulsun. Cemaat onların nafakasını karşılayacak, sadakasını verir.
Böyle bir sıkıntımız var. Maalesef. Dolayısıyla bu gelen sokaklara saçılmış bu insanlar Suriyeli mülteciler arasında kim muhaberat ajanıdır, kim Esad'ın adamıdır, kim değildir belli değil. Ve bu adamlar buraya zaten gelenler, yani kardeşlerimizin maalesef herkes de milliyetini olumlu küçümsemek istemiyorum, evet, ama büyük ihtimalle bunlar Suriyeli romanlar olsa gerek. Zira bunlar artık Suriye'ye gitmemek üzere buraya kaçıyorlar. Yoksa orada zaten, evet, siz haliyle müracaat ederseniz ölümden kaçıyorlar. Evet. Yani şu halde zaten abi, elbette biz halk olarak sabırlı olmalıyız zaten. Onlara gerekirse yer de göstermeliyiz. Sabırlı değiliz. Yalnız mahallelerde çatışmalar değiliz. Çıkıyor, evet, biliyorsunuz. Bak, evet, şimdi aklıma geldi. Evet. Yani sarkıntılıklar vesaire, çoluğa çocuğa efendim laf atmalar vesaire olduğu söyleniyor gazetelerden okuduğumuz kadarıyla. Halk galeyana geliyor. Verin linç edelim diyorlar. Ya bunu kaşıyacak bu noktaya çok iyi insanlar var çünkü. Bu noktaya gelmesin. Kardeşiz dedik Suriyelilere. Evet. Bu kardeşlik sonuna kadar gitsin. Yarı yerde düşman hale gelmeyelim. Bunun, evet, önlemi de bu adamları toplayıp götürmek, sıkı bir efendim şeritle o bölgeyi ablukaya almak, oradan bu tarafa geçirmemek. Gelen kampa yerleştirilsin. Devlet kendi bütçesinden karşılamıyorsa halk bunu karşılar. Abi gelelim bizim kendi konumuza, Cumhurbaşkanlığı dizimize. Evet, o, evet. Bir de Ümit'in sigara durumu var biliyorsun. Onu en sona saklıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Son 10-13 dakika kadar vaktimiz var. Şimdi o haftalık Cumhurbaşkanlığı dizimizi, evet, arkası yarın şeklinde sürdürmeye şimdi o hamur çok su kaldırır biliyorsun. Evet. Bir 15, evet, dakikada bir kısmını yoğurmaya, evet, çalışalım. Ancak geçen hafta bizi dinleyenlere hatırlatmak, dinlemeyenlere de söylemek üzere, evet, bir paragraf müsaade, tabii, eder misiniz? Tabii, tabii. Şöyle demiştik biz, şimdiye kadar devletimizin başına seçilecek devlet ricalini, padişahlar da seçildi biliyorsun bu ülkede, sadrazamları ve ondan arta kalanları, daha sonra cumhurbaşkanları ve başbakanların seçimlerinde ordu söz sahibi oldu bizde. Bunu Osmanlı'dan itibaren geçen hafta şöyle bir özetlemiştik. Hı. Osmanlı'da biliyorsun ordudaki iki damardan bahsetmiştik. Bu iki damar Osmanlı'dan beri vardır. Osmanlı'da Yeniçerilik dönemi, yani 1826'dan evvel o iki damar sipahiler ve Yeniçeriler, hı, olarak kendini gösteriyordu. Daha sonra 1826'dan itibaren kurulan Mansuriye ordusunda da bu hürriyetçiler ve ittihatçılar şeklinde iki damar olarak kendini korudu. Ve Cumhuriyet ordusunda da çakmakçılar, inönücüler dedik. Evet. Bu çakmakçılar ve inönücülerin bu meselede, Cumhurbaşkanlığı seçim meselesinde dahillerinin olduğunu söyledik. Ve Cumhurbaşkanlarının da iki gruba ayırdık. İnönücülerin cumhurbaşkanı, inönücü cumhurbaşkanları, daha doğrusu, evet, ordunun inönücü kanadının seçtirdiği cumhurbaşkanları, bir de güya karşı kanadın adayıymış gibi olup da, hı-hı, aslında gizli inönücü olanlardan söz ettik. Evet. Bir de bunun dışında kalanlar, gerçekten halkın cumhurbaşkanları, yani üç çeşit cumhurbaşkanlığından söz etmek, evet, mümkün. Bu manada söyleyelim, inönücü dediğimiz cumhurbaşkanları, tabii bu bir iddiadır, bu programın iddiasıdır, Ahmet Yozgat'ın iddiasıdır, tabii, gerçeği bilen biliyor zaten. İnönü'nün bizatihi kendisi inönücüdür, onu söyleyelim. Hemen arkasından gelen Celal Bayar, Celal, onu atlayalım. O hemen arkasından gelen Cemal Gürsel, arkasından gelen Cevdet Sunay, arkasından gelen Fahri Korutürk. Bunlar zaten ordu kökenli paşalardır. Bunlar, evet, doğrudan doğruya ordunun inönücü kanadının, evet, şeyle, baskısıyla seçilmiş. 1938 darbesinden de bahsetmiştik Atatürk'ün, evet, seçimiyle ilgili. Ondan sonra gizli inönücüler şeklinde tarif ettiğimiz, evet, bir grup var. Bu grup kalabalık değil. Bunların başında Cevdet Sunay, affedersiniz, Celal Bayar geliyor, evet, ve Demirel onun takipçisi ve bir üçüncüsü de Ahmet Necdet Sezer olarak karşımıza çıktı. Bir de hakikaten halkın cumhurbaşkanı diyeceğimiz bir grup, evet, var ki bunun başında Atatürk geliyor. Belki de bu programın söylemek istediği farklı bir şeydir bu. Atatürk meselesi. Atatürk, onun devamı olarak Özal, onun devamı olarak Abdullah Gül ve onun devamı olarak bundan sonraki Cumhurbaşkanı. Bakalım. Şimdiye kadar bu Atatürk meselesine girmişken, Atatürk'ün öldürülüşüyle ilgili geçen hafta da bir cümle etmiştik.
Onu daha sonra konuşmak üzere geriye evet. bırakalım. Atatürk meselesinde bir düzeltme yapalım. Şöyle denir. Bizim ülkemizde geçen yüzyıla ait siyasal kamplaşmalar, sağcılık, solculuk diye tarif edersek efendim o sağcılar kendi idarecilerini, başbakan ve cumhurbaşkanı noktasında idarecilerini Celal Bayar'dan başlatırlar. Hatta Menderes'ten, başbakanların noktasında Menderes'ten, Özal'dan başlatıp Erdoğan'a doğru uzatır. Evet. Doğru bir evet. tariftir. Cumhurbaşkanları noktasında da Celal Bayar, Özal derler. Evet. Ancak Atatürk atlanır. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta bir cumhuriyetçiler ve demokratlardan söz etmiştik. Bu da zaten Atatürk'ün her zaman diğer tarafa mal edilmesi. Evet, onu düzeltiyoruz. Evet. Atatürk demokratlar tarafındadır. Yani Atatürk'ü anlamak ve sevmek noktasında bizim sağcı dediğimiz cenah yanlış yapmıştır. Evet. Ve kendi grubundan olan, kendi demokrat anlayışı kampı içerisinde yer alan, hatta onun birinci adam olan Atatürk'ü biz karşı kampa kaptırmışız. Evet. Karşı kamp da Atatürk'ü bize karşı kalkan olarak, hatta silah olarak kullandı. Düzeltelim arkadaşlar. Düzeltelim ve sıralayalım. Mustafa Kemal Atatürk. Bir, hemen arkasından Özal'ın Cumhurbaşkanlığı, evet. hemen arkasından da Gül'ün Cumhurbaşkanlığı ve hemen arkasından da Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa demokrat kampın evet. cumhurbaşkanları olacaklardır bunlar. Atatürk konusunu altını çize çize, tekrar tekrar çize çize kendi kampına, asıl olması gerektiği kampa bu program vesilesiyle dahil etmiş oluyoruz. Bu konuyu evet. ileride daha da açacağız. Evet. Ve devam ediyoruz. 1938 darbesinden sonra artık İnönücü damar memlekete hakim oldu. 1938-39'da İnönü ikinci kere Cumhurbaşkanı seçildi. Hı hı. Ve 40'lı yıllar Türkiye'nin, biliyorsunuz biz kendi nazariyemiz içerisinde Türkiye'nin 10'lu yıllarından bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin onarlı paketler halinde yönetildiğinden söz ediyoruz ve bu paketlerin efendim kıta Avrupası ve ada Avrupası yahut da bizim kendi kavramlarımızla tarif edersek Almofrans ve Ingo-Amerikan kavramları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz ve diyoruz ki Türkiye'de bu onarlı sistemde bir Türkiye İngiltere nüfuzuna giriyordu. İki Alman nüfuzuna giriyordu. İkinci 10 sene. Üçüncü 10 sene İtalyan nüfuzuna giriyordu. Yani bu saydığım ülkeler Birinci Dünya Savaşı'nın galipleriydi. Evet. Ve bu üç galip Türkiye'nin üzerinde böyle bir onarlı yıl üzerinden hükümran olma konusunda anlaşmaya vardılar. Evet. Birinci yıllarda hakikaten Mustafa Kemal'in İngiltere ile arası iyiydi. Efendim o manada birinci 10 yılı Türkiye'nin İngiltere nüfus sahası içerisinde hı hı. sayılması gerektiği kanaatindeyim. İkinci 10 yıl Atatürk'ün hasta olduğu yıllardır. Hı. Atatürk o yıllarda zaten Savarona evet. yatına sürgün etmişlerdi. Demokrat Atatürk'ü Cumhuriyetçi İnönücüler ve onun avanesi memleketten ayağını kestiler. Denizin ortasına sürgün ettiler. Hastalandırdılar. Ölüme terk ettiler. Ve Atatürk'ün bu ülkeye dönüşü, bu topraklara dönüşü ancak ölüm anında. Ölmek üzereyken getirdiler. Ve Atatürk'e o yıllarda memleketle ilgili tek doğru cevap, tek doğru haber vermediler. Hatta biliyor musun? 1938 yılında Atatürk'ün son günlerinde Hakimiyet-i Milliye yahut da Ulus Gazetesi'nde tek nüshalık bir haber basmış. Yahut da tek sayılık bir nüsha basmıştı. O nüshada da şöyle diyordu. Bu çok önemli evet. bir cümle. Başvekilimiz ülkemizin eski başvekillerinden İsmet İnönü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu çok önemli bir cümle. İşte. Atatürk'e gösterdiler. Hasta yatağındaki adam, birinci adam. Orada okudu. Ondan sonra da Hulusi Kalp'le
Mutmain bir şekilde öldü adam, Allah rahmet eylesin. Zira söylentiler doğruysa 1937'de galiba onun başbakanlığına son verdikten sonra Yaver ya Bozok'a diyor ki bu adam onunla ilgili onun efendim organik bir arızasında cümlesine katarak onu söylemeyelim. Bu adam milletin başına bir çorap örecek. Bunu önlemeliyiz diyor. Evet. Açıkça söylüyor. Onun ölüm fermanını veriyor. Söylentiler böyle, doğru yanlış. Ve 11 Kasım'dan bahsetmiştiniz. 11 servis. Kasım'da efendim bir gün sonra ordu bir darbe yaptı, birinci ordu. Bu bilgiyi senin babandan öğrendik. Halil abiden. Birinci ordu dedi o. Yani ben böyle bir ordu çevirmesinin olduğunu tahmin ediyordum, biliyordum ama o dedi ki birinci ordu, biz de söylüyoruz. Halil abi teşekkürler, bize zaman zaman tüyo ver abiciğim, bak görüyorsun. Ve çevirdi, 2 saat içerisinde İnönü Cumhurbaşkanı oldu. Halbuki o noktada Cumhurbaşkanı olacak o 2 kişi vardı. Birisi Celal Bayar Başbakan, birisi de Çakmak Genelkurmay Başkanı. İkisi de ekarte edildi. Ve Ali Fuat Başgil'den bahsetmiştiniz. Ali Fuat Başgil 1960'lı yıllarda biliyorsunuz. Evet. O Cevdet Cemal Gürsel'e karşı. Evet. Ona yapılan saldırı da şöyle. Bürosuna gelen 2 tane subay ona etlikte bir mezardan bahsediyorlar. Etlikte bir mezardan bahsediyorlar. Diyorlar ki çekilsen iyi olur ya hoca diyorlar. Yoksa çukur kazıldı diyor. Ya adam korkusundan, Allah rahmet eylesin, nasıl çıkarsa bürosundan Cumhurbaşkanı seçilince. Başbakan da bundan bahsetti. Senin cipin hazır. Böyle bir sıkıntılı durum var. O ordunun iki kanadı bu manada hep baskıcı oldu. Bunun 40'lı yılları anlatacağız. Birinci yıl, 20. yıllar İngiltere, 30'lu yıllar Almanya, 40'lı yıllarda sıra İtalyanlara gelmişti. Ancak 1939'da 2. Dünya Savaşı başlamış, İtalyanlar karşı kampta yer almıştı. Yani 1. Dünya Savaşı'nın galiplerinden değildi artık. Evet. 2. Dünya Savaşı'nın mağlup olacak, müstakbel mağluplarından da Almanya'nın yanı. Onun için bu anlaşmadan düşürüldü. Dolayısıyla 1940'lı yıllarda Türkiye resmen ve bizatihi bağımsız bir devlet gibi idare edildi İnönü tarafından. Zira Almanya'nın ve Fransa'nın da o arada başını kaşıyacak hali yok, savaşla uğraşıyorlardı. Evet. O yüzden o boşluktan istifade eden İnönü kendi sistemini kurdu, İnönüzmi kurdu 10 yıl içerisinde. Kemalizm adındaki. Kemalizm adında. Evet. Ve Kemalizm adında kurulan bu sistem Mustafa Kemal'i yok etti. Paralardan adını kaldırdı. Devlet dairelerinden resmini kaldırdı. İsmini, cismini yok ettiler. Allah rahmet eylesin. Gazi'yi toprağa bile vermediler. Müzede beklettiler. Etnografya Müzesi'nde. 15. Ve 1950 yılında rahmetli Menderes geldi de adamın anıt kabrini yaptı. Adamı mezarına yerleştirdi. Ve Atatürk'ü tekrar yeniden eski konumuna, paraların üzerine resmine, devlet dairelerindeki portresine döndürdü ve bir kanunla da efendim onu koruma altına aldı. Bu kanun tartışmalı tabii. Yani sizin yorumunuza bir tuzaktı diyorsunuz ama. Bu yani İnönizmin bir tuzağıydı. İnönizmin bir tuzağıydı. Ancak bu tuzağa Menderesçiler, demokratlar katıldı. Ve İnönü'ye karşı yaptılar bunu. Yani karşılarında kocaman Kurtuluş Savaşı'nın devasa isimlerinden ikinci adam İnönü vardı. Bunlar yalnız başına tek tabancaydı. Yani İnönü'nün karşısında yapacak halleri yoktu, savaşacak güçleri yoktu. Bunlar da o kanunu çıkararak Atatürk'e sahip çıktılar. Atatürk'ü bizatihi biliyorsunuz Atatürk'ün ablası, kız kardeşi de Demokrat Parti saflarındaydı. Evet. Ve İnönü Halk Partisi için de ağza gelmeyecek laflar söylemişti. Evet. Kaynaklar yazıyor. Merak edip açan, okuyan kardeşlerimiz vardır. Diğerleri de açıp okuyabilirler. İnternette bile dolaşıyor. Evet. Ve devam ediyoruz. 1980 yılında, 93 yılında rahmetli Özal. Rahmetli Özal, Özal'ın Cumhurbaşkanlığı zaten bir sürgün yeriydi Özal için. Özal'ı başbakanlıktan, partisini de iktidardan uzaklaştırmak ve yok etmek için onu
kerhen zorlayarak Cumhurbaşkanlığına gönderdiler. Ancak o Cumhurbaşkanlığında 3 sene durabildi. Memleketin düştüğü efendim Demirel'le, onun başbakanlığıyla, Çiller'le vesaire. Hı hı. Şu anda aklıma gelmiyor. Bir sürü geldi geçti. 93 gibi bir yıldı çünkü. Evet, o gizli bir 1938 darbesi nasıl gizli bir darbeyse 1993 darbesi de gizli bir darbedir. Bu gizli darbe konusunu çeşitli yazarlar dile getirmişlerdi. Evet. Biz 38 darbesinde buna dahil etmiş olduk. 93 yılında rahmetli Özal efendim başbakanımızın Erdoğan'ın bahsettiği yeni Türkiye'nin temellerini atmıştı. Fakat bu temeller 1990'lı yıllarda çökertilmek üzereydi. Bunu fark etti. 3 yıl sonra toparlıyoruz Oktay'cığım. Ve 3 yıl sonra karar verdi. Her ne hal olursa olsun yeniden siyasete dönmek üzere adı da yeni parti olan bir yeni parti kurdurdu. Ancak o partiyi bir hafta sonra, kuruluşu tamamlandıktan bir hafta sonra istifa edip inecekti. Ancak o bir hafta içerisinde portakal suyu içirterek öldürdüler. Zaten başkalarının da eli armut toplamıyor maalesef abi. Yani bu tip olan durumlarda karşılıklı hamlelerin yani bir satranç oyunu gibi oynandığını görüyoruz. Evet, önümüzdeki hafta bu son dönemi ve bundan sonraki dönemi bir konuşalım inşallah. Geleceğe bir projeksiyon, bir futurist yaklaşımla gelecekte i̇nşallah. 2023'ten bahsedeceğiz, 2025'ten ve daha sonrasından bahsedeceğiz. Programı kapatıyorsun galiba. Evet. Efendim, Ümitciğim bizi dinliyor musun? Sigara durumu. Şimdi Ümitciğim bugün izinle sigara başına vurmamıştır inşallah. Ümitciğimize dua ediyor sigarayı bırakması hususunda. Ramazan inşallah ona faydalı olacaktır. Bu arada Oktay'cığım bizi güzel güzel görüntüledi. Efendim yönetmenimiz, nöbetçi yönetmenimiz orada. Hakikaten görüntüler çok güzel. Yeni kardeşimiz Onur. Onur. Onur'a da teşekkür ediyoruz. Orucunuz mübarek olsun. Hepinizin, bütün memleketin ve tüm İslam aleminin inşallah Ramazan'ın bereketi bolluğu Suriye'nin, efendim, Irak'ın ve diğer İslam beldelerinin üzerine olur. Özellikle Filistin. Özellikle Filistin'in. İnşallah bundan sonra güzel günler görürüz. Helallik diliyoruz hepinizden. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.